Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber karaköklü ifadelerin gösterimi ve sıralaması ile ilgili çok güzel, çok verimli bir soru çözeceğiz. Konu anlatımını hocalarımızdan dinlemiştik, şimdi konunun üzerine sıcağı sıcağına sorunuzda da çözerek, üzerinde de taktikler vererek konuyu kafamıza iyice pekiştireceğiz. Bu arada unutmadan, LGS'de kara kökler üzerine iki soru garanti geliyor arkadaşlar. Benim senemde de gelmişti. Hatta yanlış hatırlamıyorsam sorunun içerisinde Yavuz, Selim ve birkaç kişinin ismi daha vardı. Bu kişiler bir top fırlatıyorlardı ve bu topların uzaklıklarını bize soruyordu. Yine köklü ifadeler vermişti ve bu köklü ifadelerin aslında gerçek sayılara olan yakınlıklarını hangi sayılar arasında olduklarını bulmamız gerekiyordu. Ve beni en çok bu soru uğraştırmıştı. Hatta son opti vermeden önce işaretlediğim bir soruydu. Beni en çok o korkutmuştu. Dolayısıyla siz bunu yaşamayın diye bu sorunun taktiğini en iyi şekilde öğreneceğiz. O zaman sorumuzun kökünü okuyarak soruya başlıyoruz. Buna göre çıta ok yönünde döndürülerek sayı doğrusunun üzerine yatırılırsa A ucu hangi ardışık iki tam sayı arasına gelir? Öncelikle bu bir karekök kök sorusu. Dolayısıyla burada aslında tam bir tam sayı değeri bizim elimizde yok. Olabilecek en yakın değerleri bulmaya çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Hadi gelin inceleyelim. Şimdi bize verilen sayı 4 kök 3 birim uzunluğundaki bir çıtanın alt ucu sayı doğrultusunda iki noktasının üzerine sabitlenmiştir. Aynı burada da gördüğümüz gibi bunu bu şekilde devirecek ve ucunun hangi iki nokta arasına geldiğini bizim bulmamızı soru bizden istiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi burada aslında sayımız var 4 kök 3. Peki 4 kök 3 aslında hangi iki sayının arasında? Bu sayımızı kök için almamız gerekiyor. Hangi iki sayı arasında olduğunu bulabilmemiz için. Burada sorumuzda bize verildiği gibi kök için alabilmek için baştaki sayının karesini yani aslında şöyle yazmamız gerekirse 4 vardı. 4 üstü 2 olarak içeri alıyoruz çarpı 3. B olduğu gibi korunuyor içerideki sayı. İçeride 3'ümüz vardı. Bunu çarparak aslında kök içerisinde 48 değerini buluyoruz. Peki bu sayıyı bu şekilde gördüğümüz zaman bu sayının tam sayı değerini bulabilir miyiz? Şahsen ben bu şekilde baktığımızda hesaplayamıyorum. Hesaplayabilen varsa da helal olsun. Ama ben hesaplayamadığım için ve böyle insanların da çoğunlukta olduğunu düşündüğüm için bu sayının en yakın değerlerini bulmaya çalışacağız. Peki bakıyorum ben. Hangi sayı kök içine geldiğinde 48'e en yakın oluyor? Ve aklıma hemen 7'nin karesi geliyor. Buna en yakın değer 7 üssü 2 aslında. Kalemimizi burada değiştirebiliriz. Bunun eş değeri bizim için aslında kök içinde 49. Gördüğünüz gibi birbirlerine çok yakınlar ama kök içinde 48 tabii ki kök içindeki 49'dan daha düşük bir sayı. Peki o zaman eğer en üst değeri 7 ise yani şöyle yazmak gerekirse. Şimdi bizim sayımızı bu şekilde yazdık. Verilen değeri bunu açtık şurada gördüğünüz üzere ve bu kök içindeki 49'dan daha düşük. Yani kök içindeki 49 7'ye eşdeğerse bu hangi iki sayının arasındadır? Elbette ki 6 ile 7'nin arasındadır. 6'nın kök içindeki değeri de aslında bildiğiniz üzere 6'nın karesi şeklinde açarsak kök içinde 36. Yani aslında bizim sayımız 6 ile 7 arasında. 6'dan bir hayli büyük ancak 7'den de küçük. 6,5. <laughs> buçuktan büyük ihtimalle biraz daha büyük çünkü kök 49'a çok yakın ama tabii ki tam olarak değerini ben hesaplayamadım açıkçası. O zaman şöyle yazabiliriz biz. 6 küçüktür bizim sayımız küçüktür 7. Peki hemen şıklarda e o zaman 6 ile 7'yi mi işaretliyoruz? Hayır. Bu tabii ki sorularda bizi kandırılmak için yapılan en önemli şey. Açıkçası ben LGS'de de buna neredeyse kanıyordum. Siz kanmayın arkadaşlar. Bugün burada bunu konuşalım. Siz yaşamayın. Gördüğünüz üzere aslında sayı doğrusu sıfırdan başlamıyor. Sayı doğrusu bizim için 2'den başlıyor. Dolayısıyla biz 2'nin üzerine 6, 2'nin üzerine 7 eklemeliyiz. Hemen burada 6 ile 7'yi görüyor görmez aşıkını işaretlersek o kadar işlem boşa gider, soru da yanlış olur. O zaman ne yapacağız aslında biz? 2 arttıracağız. 2'den başlamış gibi sayı doğrumuz. Dolayısıyla aslında bizim sayımız 8 ile 2 arttırdım. Şuradaki 2'den dolayı 9 arasındadır. Dolayısıyla cevabımız da C şıkkı olacaktır. arkadaşlar sorumuzu çözdük. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa ya da ilerleyen bölümlerde çözebilmemiz adına verebileceğiniz tavsiyeler varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yorumlarınızı okuyor olacağız. Hoşçakalın.